Ay çok güzel ya. Bu kadar şatafata gerek yoktu. Bayıldım. Aşkım. Gün batmadan şöyle bir çekeyim ya madem. Kararsızdım çekip çekmeme konusunda. Efendim hadi aç bakalım. Şu manzarayı çekilelim. Evet. Evet. Bak benim kocam ne kadar romantik. Yok yok. Tamam bunları yaklamıştık. Şimdi geldik daha yeni masaya oturuyoruz. Böyle bir yeri geldik gösterelim. Biz de seninle birlikte görüyoruz. Aynen. Evet. Evet. Daha yeni geldik. Hadi bay bay. Yemek yemeye gidiyor. Hadi bay bay. İnşallah. Oğlum kararsızdım ama video çekeceğim galiba. Nasıl yani? Burada. Vlog açmayacaktım da hatıra kalsın. Ben ne yapayım? Koşayım şu tarafa doğru. Koş hadi. Koş! Ya Ertuğ! Niye kaçıyorsun? Bana doğru koşman lazım. Evet. Bari bu açılışı beraber yapalım. Gözünü takalım. Eğlence var mı acaba? Tamam. Müzik çok güzel. Pool vardı. Sen dur yanına sadece. Konuk oyuncu olarak herkese yeni bir videodan daha. Merhaba arkadaşlar. Bana niye gözüküyorsun? Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu ve eşim Ertuğrul. Bugün de birinci senemiz. Aslında video açmasaydım diye düşünüyordum ama çok güzel bir yer. O yüzden 1-2 dakika bizimle olun da hatıra kalsın diye göstereyim. Bildiğiniz gibi bir önceki videolardan eğer izlediyseniz biliyorsunuzdur Rize'deyiz. Ailemin yanındayız. Biraz da işlerimiz var uzadı Rize tatilimiz. O yüzden evlilik yıl dönümümüz de Rize'ye denk geldi. Biz de böyle karambole gitmesin diye küçük bir şey planladık. Evet bebeğim. Aynen bebeğim. Küçük bir şey planladık ama ben bu kadar tatlı olacağını düşünmüyordum. Çok güzel bir pirim. Rize'de Babilon Otel şöyle göstereyim. Rize'ye gelmek isteyenler konaklamak için tercih edebilirsiniz. Şık bir otel. Böyle bir hizmetleri de yok aslında şunu. Yani şu an için yokmuş. Dönemsel olarak bazı şeyleri iptal etmişler ama rica etmiş Ertuğrul ve böyle sağ olsun. Tatlış bir organizasyon. Otel şu. Babilon. Ve çok az gün batmadan şeyi de göstereyim. Böyle şeklini de şemali de göstereyim. Rize tarzım. Yayla evi gibi yapmışlar. Böyle biraz uzun. Şu havuzun arkasında orada pool var sanırım. Havuzun arkasına doğru devam ediyor. Şuralarda kafeleri falan var. Şurada çardakları var ve plajı da çok güzel. Biz geçen denize geldiğimizde aşağıda kum kısmı var mı bilmiyorum. Yalık şey kısımlardan giriliyor. Şuralarda liman. Şey koyduklarına göre. Ha oralardan giriliyordu. Şöyle biz denize buralarda bir yerde, şuralarda ileride bir yerde girdik. Buranın organik yapısı taş. Çakıl yani deniz, kaya, çakıl falan. O yüzden kum plajlar var Rize'de ama organik olmadığı için dalgayla kum böyle bulanıklaşıyor, çamura dönüyor. O yüzden burada taştan, çakıldan, kayadan girmek daha duru bir suya girmek demek oluyor. Nereden çekeyim? Çek kaç. Buraya mı? Kendimi çek. Beni mi çekiyorsun? Bunu çekebilir miyim? Ha, öyle bir kum plajı yok anladığım kadarıyla ama yine de baksana zaten güzel şey yani. Çok güzel. Buraya muhtemelen havlu mavlu şey falan atıyorlar. Buraya gündüz muhtemelen şey atıyorlar. Şuradan bakalım gündüz. Ha dur biz binelim. Kamerayı çevir de beni ne çektiğini gör. Evet. Üst kere bak. Bunlara kesin minder falan atıyorlardı gündüz veya şeyde. Muhtemelen evet. Bu arada birkaç gün Rize'de hava harika çok güzel. Kavga çıktı. Şu an şey olabilir ya, denize girilmiyor falan da olabilir yani. Bir yüksek ses var. Araplar. Neyse. Şöyle şurada denize girme şeysileri var falan. Şu an akşam saatleri harika. Çok güzel bir yer. Hadi burada fotoğraf çekilelim. Yani gün batımında. Ya bugün? Aa ben şeyim video çekmedim. Eve gidince hemen çekeceğim. Fotoğraf çektik de video çekmedik. Ertuğrul bana sürpriz yapmış ya. Sabiş'in evindeydik. Bu arada bunlar da Sabiş'in elbiseleri. Ben böyle birkaç gündür hastayım. Kendim için getirdiğim elbiseler falan köyde kaldı. Valizde köyde kaldılar. Sabiş'in elbiseleri, Sabiş'in ayakkabıları falan böyle oldum. Hazırlıklı değildim yani. Hastalığım sebebiyle bir, hala birazcık boğazlarım gıcık. Sabiş'teydik. Biz dışarıdayken Ertuğrul çiçek söylemiş. Aşkım çok teşekkür ederim. Çiçek çok güzeldi. Geldim. Afiyet olsun. Dışarı fotoğraf falan çektik. Takılalım burada çeksin ya. Bozdu ya, bunu bir tık şöyle yapalım. Şöyle seni göreyim ya. Konuşamadım. Ha şurada salıncak varmış, nasıl kaçırdık bak. Halattan salıncak. Çocuklar oturunca fark etti. Peki bunun bizim yıldönümümüzle ne alakası var? Kim bilir? Pardon. Kim bilir? Pardon, seni romantik şeyleri unutturdum şimdi. Böyle de kalabilirler.
kameralara alışık değilim. Sen konuş, ben kendim çekeyim. Ay, buranın ışığı çok güzel. Konuşacaksan buraya gelmen lazım. Benim güzel balığım. Aşkım. Allah birinci yılımızı kabul etsin. İnşallah Allah utandırmasın. Amin. Beyefendiyle güzel bir sohbet yaptık. Güzel bir akşam yaşanıyor. Somon yiyor Ertuğrul Bey. Ay, şunu kaldırmalarını rica edebiliriz. Mumlarımız, çiçeklerimiz ve benim levreyim. Rize'ye gelmişken balık yememiş dönmeyelim dedik. Bir de dün mangal yapmıştık. Askerde 20 lira yediğim somonu. Ne kadar? 20 lira mı? O zaman öyle bir şeydi. Askeri, biz askeri gazinoya girebiliyorduk ya şey diye. Yani orada yiyebiliyorduk. Hmm. Peki ben sana bir şey itiraf etsem. Niye bir tane profesör söyledi şimdi? Ben yerdim 1,5 tane. 1,5 mu? Evet. 1,5 profiterol yemeyeceksin. Dışarısı çok güzeldi ama çok soğuktu. Biz de restoranın sakin bir yerine geçtik. Artık senin hakkın daha güzel gözüküyor. Yani tatlımızı yiyeceğiz, içeceklerimizi içeceğiz. Sonra bu akşam köye çıkacağız. Romantik bir köy akşamı. Romantik bir yemek. Özellikle bu yemek için. Dün köye çıkmadık. Bu akşam dışarıda yemek yiyeceğiz diye. Bu akşam eve gidip hazırlanıp taksi çağırıp köye çıkacağız. Birazcık da köyde kalalım, vakit geçirelim diye. Ay, anlatacağım bu vlogu bilmiyorum. O güne kadar uzatır mıyım? Ertuğrul'un göz ameliyatı vardı ya geçen videoda konuştuğumuz. Onu sanırım burada yaptıracağız gibi bir şey. Onu detaylı anlatırım. Onun için ayrıca bir video çekerim. Soru cevap falan böyle. Hani neler yapmışız, neler yapacağız. Benim septoplastik gibi ona özel bir ameliyat. O yüzden biz böyle bu tatili uzatmak zorunda kaldık falan. Bir de Ertuğrul çalışıyor şu anda da ben tatildeyim biliyorsunuz. İşten ayrıldığım için. Bir haftalık işsizlik süremi burada değerlendiriyorum böyle ailemle falan. İşte hepsi işsizlik geldi, güzel oldu. Ay neyse, hiç yedi değil ama böyle. Şu an buradayız, tatlı yiyeceğiz. Pandoron'un kutusu açmış. Çok güzel gözüküyorsun şu anda ya. Yolda çok güzel gözüküyordu. Ne kadar dalga geçsek de. Aa, şu köprünün altında da böyle çay bardağı, nayla mayla bir şeyler yapmışlar. Ya ışıl ışıl Rize Belediyesi. Erken indik değil mi? Evet, taksiden indik şimdi. Ha, şu otobüslerin durduğu yer burası. Evet, hava şimdi durduğu yer orası. Merkezdeyiz. Benim boğazım kötü artık. Dondurma alsan da ben yemeyeceğim. Hazırlanacağız, hemen taksi çağırıp hemen köye gideceğiz. Hemen. Sen benim yerime de, ben şu toprağı kaldırayım. Ay, tamam. Anne, hadi. Erik dalı gel. Sen eller. Şey niye bana oluyor ya? Adam babam geldiğinde de yani hiç görmedim, televizyona bakıyordum, hiç görmedim valla. Ne, televizyon seni büyülemiş olabilir mi? Olur. Güzel olmuş muyum? Evet. Dur, sana bir şey göstereceğim. Sosobaka'da köpek istedin ya, evet. Köpeğinizi göstereceğim. Eve geldik, Erik dalıyla karşılaştık. Çiçeğim de buydu. Burada da göstereyim ki YouTube'da da bana hatıra kalsın. Çok tatlı değil mi? Teşekkür ederim aşkım. Çok güzel gözüküyor ve çok güzel kokuyor. Bunu şimdi kurutmadan vazolara bölmek isterim. Anneme gideceğiz. Orada yaparız bunu. Baksanıza. Her biri birbirinden tatlı. Böyle bir hatıra kalsın. Ah. Hadi.
gençler. Ada nerede? Tatlı. Vay, terasınız çok güzel olmuş. Harika. El sallayın bana. Kumca. Kamera. Fenardayım. Daha fotoğraf atıyorum bir arkadaşlarım. Yeter, yeter diyor. Nazar olduğumu düşünüyorum bu yüzden. Ah, komik. Behlül, Adoş. Buyur ablam. Teşekkür ederim. Yeter. Video çekeyim. Oy. Gerçekten mi? Ben sizi rahatsız etmeyeyim diye gelmemiştim. Merhaba. Hi, my name is Behlül. Hello. What is your name? My name is Behlül. What is your name? What is your name? My name is Cansu. What is your name? My name is Ada. Ada derken. My name is Kumsal diyeceksin. My name is Ada. Ay, kedim var dedim. Bunu hatırlarsınız, kışın almış. Vanilya. İsmini Vanilya koymuş. Güneş gözlüğüm yok. Saç başta karıştı iyice. Arkadaşlar kötüyüm ya. Kaç gündür kötüyüm. Dün biraz kendimdeydim. Bugün sabahtan beri yine kötüyüm. Antibiyotiğe devam ediyorum. Boğazlarım dışında başım coştu. Gözlük alsaydım keşke, bakamıyorum. Başım çok kötü ağrıyor. İğne oldu. Hap içtim. Hala ağrıyor. Şu alayım kendime geleyim dedim. Resmen gün bitti ama kendime gelemedim. Hala başım ağrıyor. Çok güzel bir hava var. Tek eksiğim keyfim. Ertuğrul home office çalıştığı için şu an çalışıyor. Takılamıyoruz. Nefret ediyorum böyle tatilde bu hale gelmekten, nefret ediyorum. Kısıtlı vaktim var. Onu da böyle kötü geçirmek kötü oluyor. Evde olsak bir şey değil. Saçlarım biraz kurusun böyle. Çok güzelmiş terasınız. Oyun oynuyoruz. Sen köpek annesin. Ben de mi oynuyorum? Evet. Aşk olsun ama anne bendim. Yani sen teyzesin. Evet, ben teyzeyim. Ay benim çiçeklerim ve onların çiçekleri. Bir de bana bakın. Gülümseyi Kumsal. Gülümse. Ya yiyeceğim, çok tatlı çiçekleriniz. Hadi gidip hemen bulaş sulayalım. Hadi hemen sula. Yumak. Gel. Atma. Ya üstümü kirletme Yumak ya. Üstümü kirletme. Ha? Nasılsınız? Nazar alıyorum düşünüyorum peki. Ne diyorsunuz? Ben doğduğumdan beri nazar. Değil mi? Birleşemedim ya. Doğduğumdan beri nazar. Ablam bana bunu aldı. Ben sipariş verdim bayağı aslında. Hemen göstereyim, ben de yine açıyorum. Bugün BİM'e gelmişti. Geçenlerde dedim ya makyaj masasını aldım diye. Onun üzerine böyle ince bir ayna istiyordum böyle elime alıp. Daha yakın rötuşları yapabilmek için. BİM'de görünce, yani online'da BİM'e geleceğini görünce hemen rica ettim. Biz köydeydik çünkü. Çok tatlı değil mi? Bakın. Piriş detaylı tatlı küçük bir ayna. Ne kadardı bunun fiyatı? Hatırlamıyorum. Instagram'da gördüm de. Pahalı değildi. 70, 80, 90, 100. Hiç hatırlamıyorum. Teşekkür ederim. Kaldırayım da zarar görmeden. Şu an evde hem bizim çocuklar var, yan tarafta kuzenimin çocukları var. Misafirler gelip gidiyor falan derken. Ev bir kalabalık. Çoluk çocuk böyle şeyleri biliyorsunuz. Sever. Ben de sever. Günaydın. Günaydın. Dın. Bunu. Yani çok az kullandım.
Sabiş de gözlük aldı. Özellikle kahverengi kılıf almasını istedik ki ben siyah sevmemiştim ya. Kahveyle değişeceğiz. Kahve kılıf benim, siyah kılıf Sabiş'in olacak. Aynı değil mi? Birebir aynı. Günaydın. Gün. Ay. Tanınmak istemeyen ünlülerdir. Tak gözlüğünü. Dın. Böyle iki yap şimdi. Dın dın dın. Buyurun adoşum. Şum şum şum. Çarşıya indik. Ya böyle o kadar sakin bir tatil oluyor ki benim için, bizim için böyle. Biraz köyde takılıyoruz, biraz çarşıda işlerimizi hallediyoruz, tekrar köye çıkıyoruz falan. Ertuğrul Bey evden çalıştığı için biraz yoğun. Yanlışlık ters ama böyle kendimi de göstereyim. Şimdi Ertuğrul'un bir göz ameliyatı, lazer ameliyatı durumu var ya, onun için bir damlalı ölçüme gideceğiz hastaneye. Sabah da gittik, oraları çok çekmedim. Çok değil, hiç çekmedim yani. Bir şeyler yaparsak, böyle egzantrik bir şeyler yaparsak çekeriz. Şu an normal dümdüz yaşıyoruz yani. Değil mi? Geç kalmayalım. Gözlüğümü alıyorum. Anahtarı da alıyorum. Yok, ceket almıyorum, hava çok sıcak. Belki akşamüstü falan sahile gideriz dedik ama ben duydum gürültüyü. Bakayım bir daha Tarık gelir. İstiyorsan bakayım anahtarı. Öyle böyle geçiyor. Bugün bir tık daha iyiyim şükür ki. Böyle sürekli hastayım demekten yoruldum ve sıkıldım. Ay normalde var ya, bugün mesela kahvaltıda pişi yapılırken çekerdim. Karpuz peyniri hazırlarken çekerdim. Biraz da şey yaptım yani, kamerayı azıcık bıraktım gibi oldu. Her anlamda dinleniyorum. İşim yok, işim yok. Haftaya başlayacağım yeni işe. Birazcık dinlendim. Azıcık kendimi boş verdim yani, sağ olun. İyi oldu. Ama basmadık. Hastane işlerimizi bitirdik. Ve meşhur durağımıza geldik, lahmacun yiyeceğiz. Ertuğrul'un biraz morali bozuldu. Gözlerine damlalar falan damlatınca onun keyfini yerine getirmek için doğru adresteyiz. Telefonumda error veriyor. Kapanıp duruyor. Hayırdır? Moraller bu. Özetle ne yaptılar? Topografi değil mi? O renkli bir şey çektiler geçenlerde. Sonra damlalı göz muayenesi yaptılar bugün. Bir de göz arkası muayenesi yaptılar. Bunu ilk defa yaptık. Böyle bayağı bir büyük bir merceği Ertuğrul gözüne bildiğini dayayıp, değil mi Ertuğrul? Gözle temas etti o. Göze temas edip arkasını muayene etti. Böyle yukarı bak, aşağı bak, sağa bak, sola bak gibi. Ve uygun şu anda. Ameliyata uygun. Bugün çarşamba günü, cuma günü ameliyat olacağız gibi gözüküyor. Olacağız yani. Olacağız. Günümüzü aldık. Bir aksilik olmazsa cuma günü gideceğiz. Onu detaylı çekeceğim zaten Ertuğrul'la beraber. Hani neler yaşadık falan diye süreci çekiyor olurum. Bu da böyle bir, bu videonun içinde küçük bir hatıra kalsın. Hava çok sıcak. Ben şu an nişanlanan bir gün önce yine burada lahmacun yiyordum. Bu üstte şu an hatırladım. Şimdi. Hava çok sıcak. Biraz da köyde işlerimiz var. Onları da uzun uzun anlatırım. Hemen işlerimizi toparlayıp, çarşıdaki işlerimizi toparlayıp köye gitmemiz lazım. Ertuğrul'la geçen yüzük aldık ya, içine isim yazdırmadık. O an öyle hızlı hızlı alıp çıktık. Hiç bakmadık. Şimdi bir kuyumcuya uğrayacağız. Yüzüğe ismimi yazdıracağız. Birkaç işimiz var. Vır zıvır çarşıda. Onları halledeceğiz. Sonra köye çıktık. Ve çok üzülüyorum bu durum. Niye? Beni kahrediyor karımın yeterince video çekememesi. Niye böyle oldu? Nasıl? Niye böyle olmuş? Bu tatilde hep böyle oldu, hep böyle. Hiç video çekemiyorum bu tatilde. Nedense böyle aşırı tembellik çöktü. Bir şey de yapmıyoruz diyeceğim. Hani normalde de yaptığım şeyler çok ahamşam şeyler değil ama çekiyorum. Ama şu an neyse, gün batımının güzelliğini görün. Çok güzel, kıpkırmızı. Neyse böyle oldu yani. Böyle arada elime geldikçe çekiyorum şu an, mesela elimdeydi. Dükkana uğradık, Fethi abiye uğradık. Oradan gittik, Ertuğrul'un yüzüğüne isim yazılmıştı. Yüzüğünü aldık. Tekrar dükkana uğradık. Arada bir şeyler yaptık ama işte öyle çok çekmedim. Neyse size gökyüzünün kırmızılığını göstereyim bakın. Harika. Şu anda. Kumsal abi görebilir miyim senin ne giydiğini? Ada dikkat, üzerine düşer. Bak lütfen sakatlanacaksın ya. Hayır. Ada sen de geç kardeşinin yanına. Ay. Parlayan Yıldızlar Kulübü mü bu ya? Yani onu ütülemek lazım. Ütülürüz. Değil mi? Onlar benim. Bana ait. Bulutları. Çok güzel duruyor mu? Çok güzel duruyorsun aşkım. Çok 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 güzelsin. Ya şöyle toplayalım da o zaman yiyeyim ben. Tamam şunu çekecektim. Çok güzel gözüküyor. Bulutlar içeri içeri geliyor yani. Şuna bakar mısın? Çok güzel gözüküyor. Şöyle. Türk bayrağımız. Sakin bir de. Tamam, öptüm seni, hadi bay. Bay bay. Bir iki dakika arkadaşlarımla konuşayım ya. Ertesi günden merhaba. Dün çarşıdaydık. Ne yaptık? Neler yaptık hatırlamıyorum. Dün akşam geldiğimizde annem baklava börek yapıyordu. Bugün babamın senesi de değil aslında. İki seneyi biraz geçti ama ben de buradayken Kur'an okuyalım dedik. Okutalım dedik yani evde. O yüzden dün akşam annem böyle baklava, işte Laz böreği, burgu baklava, bilmem ne baklava falan birkaç çeşit hazırlık yaptı. Biz de sabahtan beri evi temizliyoruz. İki katlı ev ya, bayağı bir yoğurdu. Temizlik ve misafir hazırlığı derken şu anda havada dünden eser yok. İnanılmaz kapalı ve sisli. Klasik, daha doğrusu bizim için klasik. Şöyle bakar mısınız?
Burada tişörtümü ve çemberimi falan ütüledim. Halamlar falan gelmeye başladı. Anneannem falan gelecek. Köydeki akrabalarımız gelecekler falan. Öyle evde bir Kur'an okunsun istedik. Çünkü bu evde babam hiç yaşamadı. Hani bilmiyorum öyle bir şey. Bu evi o yapmaya başladım işte. Biz bitirmeye çalışıyoruz falan. Bu evde de onun adına bir Kur'an okunsun istedik. Öyle şimdilik. Ben de temizlikten sonra duş aldım. Bir ufak hazırlandım. Etek tişört giyeceğim. Onları da ütüledim. Öyle bir merhaba diyeyim dediğim. Aşağıda da şöyle hazırlıkları küçük küçük göstereyim. Küçük küçük gösteririm insanları rahatsız etmeden. Çok böyle şey oldu. Bu videoda birkaç kez söylemiş olabilirim ama ne yani öyle ekstrem bir şey yapmadık. Birazcık da böyle dinlendim. Dinlenmeye adadım bu tatili. Öyle oldu. Bir şeyler yaptıysak da çok çekmedim. Başkaları için gezi olabilir de benim yaşadığım, büyüdüğüm yer olduğu için işte böyle köyde dinleniyorum. Çok atraksiyonlu bir şey olmuyor. Yine de bugün hatıra kalsın bize diye kamerayı açtım. Azıcık bir aşağıya çekeceğim. Ne yaptık bu arada hazırlık olarak? Pilav, kavurma, et kavurma. Bizde öyle düğünde, dernekte, cenazede falan işte öyle toplantılarda et kavurma yapılır. Kavurma, baklava, baklavalar. Annem baklavası, el baklavası ve ayran. Bu kadar. Çay may otururuz işte Kur'an'dan sonra. Şimdilik bu kadar. Aşağıda şöyle milleti rahatsız etmeden azıcık size göstereceğim hazırlığımızı. Şu şekildeydim. Geçenlerde aldığım ikili takım vardı ya, onun altını giymiştim. Şimdi etek giyeceğim. Tabii şimdi bir eteği var. Jim J miydi? Jim K mi? O markadan almış. Onu ütüledi benim için. Onu giyeceğim. Size de gösteririm. Şöyle oldum. Etek bu çok güzel değil mi? Ve bunu large bedenine bulmuştu sanırım. İndirime girmişti. Soğu yoktu. Large'ı daralttı. Çok güzel oldu. Üzerine şu geçen H&M'den aldığım tişörtü giydim ama bu crop olduğu için. Diğer tişörtleri giysem şöyle duracak. Öyle de durabilir. Bilmiyorum. Ya böyle üzerine bir gömlek giyeceğim. Kur'an kombini. Üzerine şu keten gömleği giydim. Böyle çok daha iyi oldu bence. Böyle arkası markası kapalı oldu. Çünkü birazcık saten olduğu için iç göstermiyor da hissettiriyor yani. O yüzden böyle crop tişört falan olunca eğilip meğilip açılma derdi olmasın diye şöyle salaş bir kombin oldu. Bence daha iyi oldu bu şekilde. Bu eteği ben Sabiş'ten yürürüm. Bu yaz yürütürüm kesin bilgi. Böyleyiz arkadaşlar. Saçımı da toplarım muhtemelen çünkü servis falan yapacağız. Şimdi daha iyi oldu. Şöyle. Oldu mu bu gömlek acaba? Benim gömleğim bu arada. Bu zaten oversize'ken ben bunu bir de medium aldım. Daha da oversize dursun diye. Orada bir yanlış yapmış olabilirim. Small belki bana daha iyi olabilirdi. Şu an bir tık erkek gömleği gibi duruyor. Neyse böyle. Aynen. Böyle daha iyi oldu. Şimdi bir de çorap giyeyim ve aşağı inelim. Tamam. Olduk Kur'an kombini. Güzel oldu. Kumsalla pijama partisi yapıyoruz arkadaşlar. Evet anlattım. Yani üstümüzü giyeceğiz. Arkasından videoya devam edeceğiz. Arkasından devam edeceğiz. Evet. Uyumadan önce kısa kısa partileyeceğiz. Ama böyle şaka yaptık. Yarın da belki yaparız. Yarın da yaparız tabii ki. Yarın da pijama partisi yapabiliriz. Tabii gördüğünüz gibi. Bununla da videosunu izleyeceğiz. Evet bilgisayar izleyeceğiz. Abur cubur bir şeyler olurmuş ve bir şeyler izlermişiz. Ama pijam partisinde patlamış mısır olurdu. Biz de yapamadık. Yarın akşam mısır patlatırız. Sinema gecesi yaparız olur mu? Şu an saat çok geç oldu mısır patlatmak için. Seni seviyorum. İyi geceler. İyi geceler. Beraber yazıyoruz. Ne bileyim. Beraber arada arkadaşlarımı duysun diye dedim. Bay bay. Yazman üstümüzü değişim. Bay bay. Bay bay. Bay bay.